Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Evet, şimdi fiillerde zaman kayması, diğer adıyla anlam kayması, buna kip kayması da diyorlar. Konumuza başlıyoruz. Nedir fiillerde anlam kayması? Bir fiilin aldığı kipin asıl işleminin dışında farklı bir zamanı ya da anlamı karşılayacak biçimde kullanılmasına anlam, diğer adıyla zaman kayması deriz basit olarak. Aklımızda şöyle de kalabilir. Cümleleri çekimlediğim bazı kipler vardır. Fiilleri çekimlediğim bazı kipler vardır. Mesela bir fiil şimdiki zaman kipiyle çekimleniyor. Ama kastettiği gelecek zaman. İşte anlam kayması, kip kayması budur aslında arkadaşlar. Nasıl örnek verebilirim ben buna? Yarın akşam size geliyorum. Bakın buradaki cümleyi şimdiki zamanla çekimledim, fiili. Ama kastettiğim aslında gelecek zaman. Yazdığım ve kastettiğim zaman birbirine uyum sağlamıyor. Anlam kayması olmuş oluyor. Diğer özelliklerimize bakalım. Fiil kiplerinde anlam kayması bir anlatım bozukluğu değil, Türkçenin zenginliğidir. Bunu unutmayalım. Anlatım bozukluklarında da bize çeldirici olarak anlam kayması olan cümleleri verebilirler. Bir fiildeki anlam kayması belirlenirken önce kip eklerinden hareketle fiilin zamanı, yani önce yazılan zaman bulunur. Sonra da zaman bildiren ifadelerden ve diğer ipuçlarından hareketle cümlenin zamanı. Daha sonra da bana kastedilen zaman bulunur. Benim aklımda canlanan zaman bulunur. İkisi birbirine uyum sağlamıyorsa anlam kayması, diğer adıyla zaman kayması mevcuttur diyebilirim. Şimdi bu tabloda cümlelerdeki zaman bildiren kavramları, zaman bildiren kelimeleri göreceğiz. Bunları bilmek anlam kaymasını tespit etmemizde bize fayda sağlayabilir. İlk olarak geçmiş zaman bildiren ve destekleyen kelimelere bakalım. Önceden, gelecek ay, dün, eskiden, geçen gün, demin, az önce, geçenlerde, iş işten geçtikten sonra gibi kelime ve kelime grupları geçmiş zamanı bildirir veya destekler. Şimdiki zamanı bildiren ve destekleyen kelimeler şunlardır. Şimdi, bugün, hala, şu an. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Geniş zaman bildiren ve destekleyen kelimeler şunlardır. Her zaman, hiçbir zaman, hep, akşamları, sürekli, daima, yazları, kışları, her an gibi kelimelerdir. Gelecek zamanı bildiren veya destekleyen kelimeler ise şunlardır. Önümüzdeki ay, yarın, yazın, kışın, gelecekte, büyüyünce, gelecek ay, gelecek hafta, acıkınca gibi. Şimdi bir tane örnek üzerinden anlattığımız şeylere değinelim. Cümle ne demiş bize? Önümüzdeki hafta Denizli'ye gidiyorum. Bakın buraya yazdığı kip, cümledeki fiili çekimlediği kip şimdiki zaman. Ama önümüzdeki hafta diyor. Yani bu iş gelecekte yapılacakmış. Şimdi yapılmıyor. Yazılan kiple kastettiği zaman arasında bir uyumsuzluk var. İşte böyle durumlarda biz ne diyoruz? Anlam, diğer adıyla zaman kayması diyoruz arkadaşlar. Örneklerimizi çoğaltalım. Cümlelerimizi inceleyelim. Yarın sizi ziyarete geliyorum demiş. Bakıyorum, yargı bildiren ifadem, yüklemim şimdiki zamanla çekimlenmiş yine. Yani bana yazdığı zaman şimdiki zaman. Ama bir de kastettiği zamana bakacağım. Yarın sizi ziyarete geliyorum demiş. Ne zamanı kastetmiş? Yarın, yani gelecek bir zamanı kastetmiş. Bakın bu iki zaman arasında uyumsuzluk var. O yüzden burada anlam kayması, zaman kayması bulunmaktadır. İkinci cümleme bakayım. Unutma, pazar günü parkta koşuyoruz. Yine burada
Şimdiki zamanla çekimlenmiş bir yüklem var. Yazılan zaman şimdiki ama ne demiş? Pazar günü parkta koşuyoruz. Ben buradan çıkarabiliyorum ki pazar günü daha gelmemiş. Önümüzdeki pazarı kastediyor. Yani gelecek zamanı kastediyor. O yüzden bu ikisi arasında da bir uyumsuzluk olduğu için anlam kayması bulunmaktadır. Üçüncü cümleye bakalım. Sabahları bir fincan kahve içiyor. Yine yüklemim şimdiki zamanla çekimlenmiş. Yani yazılan zaman şimdiki zaman. Ama bakalım kastedilen zaman hangi zaman? Sabahları demiş. Yani bu bir sabah değil, iki sabah değil, geçen sabah değil, gelecek sabah değil. Bütün şimdiki sabahı da, gelecek sabahı da, geçmiş sabahı da kapsayan geniş zamanı bildiriyor. Şuna geniş zaman diyeyim. Bu ikisi arasında bir uyumsuzluk var. Yani yazdığı zaman ve kastettiği zaman arasında bir uyumsuzluk söz konusu. O yüzden buna ne derim? Anlam kayması, kip kayması, zaman kayması bulunmaktadır derim arkadaşlar. Son örneğime bakayım bu sayfadaki. Okul çıkışında beni babam karşılıyor. Yine burada yazılan zaman, şimdiki zaman, okul çıkışında beni babam karşılıyor demiş. Yani burada genel geçer bir zaman belirtmiş. Yine geniş zamanı kastetmiş. İkisi arasında uyum olmadığı için yazdığı şimdiki zaman, kastettiği de geniş zaman olduğu için birbiriyle uyum sağlamadıkları için burada da anlam kayması, zaman kayması söz konusudur. İkinci sayfadaki örneklere bakalım. Seni yarın yemeğe götürürüm. Yazdığım fiil, yüklem olan kelimem hangi zamanla çekimlenmiş? Geniş zaman kipiyle çekimlenmiş arkadaşlar. Yarın yemeğe götürürüm diyor. Ama kastettiğini gelecek zaman, bu ikisi arasında uyum söz konusu olmadığı için anlam kayması, zaman kayması vardır. Kimin haklı olduğu daha sonra belli olur. Yine benim yüklemim geniş zamanla çekimlenmiş ama daha sonra diyor. Yani bana kastettiği zaman hangi zaman? Gelecek zaman. Bu ikisi arasında uyum söz konusu olmadığı için yine burada anlam kayması, zaman kayması söz konusudur. Türkler tarih boyunca büyük medeniyetler kurar. Bakın burası yine yüklemim geniş zamanla çekimlenmiş. Ama bana kastettiği nedir burada? Tarih boyunca diyor. Tarih boyunca diyor. Yani geçmiş zamandan bahsediyor. Bu ikisi arasında uyum olmadığı için anlam kayması, yani zaman kayması söz konusudur. Yazdığım zaman geniş zaman, kastettiğim zaman geçmiş zamandır. İkisi birbirine uyum sağlamıyor arkadaşlar. Diğer cümleye bakayım. Odanın kapısını kardeşim açık bırakmış olacak. Burada fiilimin, yüklemimin aldığı ki peki hangi zamanı belirtiyor? Gelecek zamanı bildiriyor. Ecek, acak. Ama burada kastettiği ne? Odanın kapısını kardeşim açık bırakmış olacak. Aslında gereklilik kipini kastediyor arkadaşlar. Olmalıyı kastediyor. Ben biliyordum ki malı meli gereklilik kipi aynı zamanda olasılık da bildiriyor. Ben bunu silsem, olmalı yazsam aslında burada hiçbir anlam kayması söz konusu olmazdı. Yani ikisi arasında yine uyum olmadığı için zaman kayması, anlam kayması söz konusudur. Bu sayfadaki son örneğime bakayım. Bende para yok, annende olacak. Yine şu örnekteki gibi yüklemim benim gelecek zamanla çekimlenmiş. Acak, ecek eki almış ama aslında olmalı yazmalıydı anlam kayması olmaması için. Gereklilik kipinin ihtimal bildirme anlamını da tekrar hatırlayalım buradan. Bu ikisi arasında uyum olmadığı için yine anlam kayması söz konusudur. Son örneğime bakacak olursam da bir an önce içeri gidecek,
ve ders çalışacaksın. Buradaki yüklemim gelecek zamanla çekimlenmiş. Dikkatle bakalım arkadaşlar. Yine buradaki yüklemim de gelecek zamanla çekimlenmiş. Ama benim kastettiğim kipler burada ne acaba? Bir an önce içeri gidecek ve ders çalışacaksın. Bir emir ve buyruk söz konusu değil mi burada arkadaşlar? Aslında kastettiği kipler o zaman nelerdir? Emir kipidir değil mi? İkisi de gelecek zaman yazmış ama kastettiği aslında emir kipidir. Bu yazdıklarım ve kastettiklerim arasında bir uyum olmadığı için, ikisi birbirinden farklı olduğu için de anlam kayması söz konusudur arkadaşlar. Arkadaşlar fiillerde zaman, anlam kayması konumuz burada bitti. Kısa bir konu, uzun bir konu değil ve çok da zor bir konu değil. Bol bol tekrar yaparsanız, alıştırmalar yaparsanız çok pekişecektir. Başarılar dilerim. İyi günler.